organize edenler, davet edenler, gelenler, davete icabet eden bütün hanım kardeşlerim ve bey kardeşlerim için ben dua ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi efendim konumuz helal gıda diye kardeşimiz takdim etti. Tabii biraz helal gıda dediğimiz biraz noksan oluyor. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak genellikle bu konuda biraz daha ayete bakarsak değildi. Nerede? Küçük bir çalışmam var. O sistem üzerinde anlatırsam sanki daha faydalı olurum diye düşünüyorum. Açılmadı, ne oldu? Ha, tamam. Evet. Helalen tayyiben bir yaşam sistemine hoş geldiniz diye başladım. Yani sadece helal değil. Helalen tayyiben. Yani bunu beraber söylememiz lazım. Çünkü ancak bu sistemin adını o zaman tam olarak söylüyoruz. Tayyip, biliyorsunuz, güzel, iyi, temiz, sağlıklı, kaliteli. Hatta Cenab-ı Hak Rabbimizin isimlerini de Tayyip kelimesiyle zikrediyoruz. Güzel isimlere sahip o Allah'ımız diye. Dolayısıyla kelime önemli ve burada Arapça bilen kardeşlerimiz tabii daha iyi bilirler. Helal, tayyipli helal. Yani tayyip olan helal. Dolayısıyla biz noksan ifade ettiğimiz için şimdi onun sıkıntısını çekiyoruz. Neden? Çünkü helalen tayyiben diye işin başında başlasaydık zannediyorum bugün düştüğümüz bu gıda bataklığından bu kadar kötü bir duruma düşmeden kurtulma imkanı bulurduk. Ama bunun neresinden dönersek kârdır diye bir şey var ya, biz şimdi o noktadayız ve bir an evvel bu helalen tayyiben sistemine nasıl geçeriz'in gayretini göstermemiz gerekiyor. Tabii her şeyi bilim ölçüsü yapmamız lazım. Yani bize çünkü bilgili olmamızı istiyor Cenab-ı Hak. Hiç bilenlerle bir bilenler bir olur mu diyor. Bilmek zorundayız. Bildiğimizde doğru bilmemiz lazım. Yani bilgiyi de doğru öğrenmemiz ve doğru anlamamız, uygulamamız gerekiyor. Yani bilgiyi öğrenip de yanlış uygulamaya gitmek o da kötü bir şey. Mutlaka doğrusunu bilerek yapmamız gerekiyor. Onun için yani bilgi konusunu bizim toplumumuz için çok üzerinde durarak çalışmalar yapmamız lazım. Bilgi her şeyin temelini teşkil ediyor. Zaten işte dinimizde de fıkhını bilmediğin işi yapma diyor. Yapacağın bir iş varsa onun fıkhını öğrenmek zorundasın. Hangi iş olursa olsun. En basit. Mesela şimdi çok kardeşlerimiz genç okuyor üniversitelerde. Üniversitelere başlarken dahi niyetini sağlam yapması lazım. Ne için yapıyor okuyacaksın? Allah'ın rızasını kazanmak için yeni bir bana emrettiği bilgileri öğrenmek için başlıyorum dersen senin o yaptığın hem sana dünya hayatını kazandırıyor hem de ibadet sevabını veriyor. Yani Allah'ın rızası için ben bu ilmi öğrenmeye başladım dediğin zaman senin o öğrenme müddetin boyunca ibadet sevabı alıyorsun. Böyle enteresan bir hikmeti var. Onun için her arkadaşımız, her kardeşimiz, her bu konuda bir iş yapmak isteyen kardeşimiz Allah rızasını niyet ederek başlarsa o yaptığı iş ibadet sevabını almış olarak devam eder. Evlenecek.
evliliğini Allah rızası için yapacak. Ve tabii şimdi bu Allah'ın rızası için yapacağı işi de onun fıkhını öğrenerek uygulaması lazım. Ben Allah rızası için evleniyorum ama İslam fıkhındaki evlilik şartlarını yerine getirmiyor. O da yanlış. Demek ki hem niyet edecek hem de uygulamasını, bilgisini öğrenecek. Şimdi biz dolayısıyla konuyu genel alarak böyle belirttikten sonra bakın helal yaşam sistemi diye bir ifadem var. Bizim doğumumuzdan ölümümüze kadar kul olarak, insan olarak Cenab-ı Hak dünya hayatımız için helal yaşam sistemini emrediyor. Bakın dikkat edin. Doğumumuzdan ölümümüze kadar helal yaşam sistemi içerisinde yaşamamızı istiyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani bunun karşıtı yok. Yani bunu yarısını yapsam ne olur, yarısını yapmasam ne olur? Yok öyle bir şey. Yani eğer Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan ki dünyadaki maksadın bunun dışında başka bir maksat olamaz. O halde sen helal yaşam sistemini kuracaksın. Ve onu uygulayacaksın ölünceye kadar. Peki bunu kuracağım ama acaba neresinden başlayalım? Hangi noktasından başlayalım? Gene dinimiz diyor ki, Kur'an-ı Kerim'imiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri diyor ki, helal lokmayla başla diyor. Helal lokma. Tabii ben şimdi helal lokma diyorum ama biraz evvel dedim ya, helalen tayyiben lokma olacak. Tamam mı? Yani devamlı olarak o şekilde değerlendirin. Demek helal ve tayyip lokmayla başlamak zorundayız. Önce bunu helalleştirmemiz, helal ve tayyip lokma haline gelmemiz lazım. En büyük sıkıntımız bu. Neden? Çünkü 100 yıldır bizi farkında olmadan tahrip eden ve bizi çok kötü noktalara götüren en önemli madde bu. Helal ve tayyip lokma maddesi. Tam bunun aksini yapıyor, uyguladılar. Uyguladılar diyorum. Evet. Yani biz edilgen durumda, etken durumda değiliz. Yani biz etmedik. Ama edilgen duruma getirildik. Bizim farkında olmadığımız işte bir takım aklı evvel adamlarımız ön planda bu hareketleri başlattılar ve biz farkında olmadan onların planı içerisinde helal olmayan, helal ve tayyip olmayan bir lokma sisteminin mahkumu olduk. Şimdi neden böyle olduğunu ben size detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Mesela şimdi şöyle bir örnek vereyim hatta. Yani mesela su ya, bak şurada su. Suyu dahi bugün incelemek zorundayız. Neden? Getirdikleri teknoloji, uygulama bizim bunu inceleme ihtiyacını meydana getirdi. Bilirsek tabii, bilmezsek içmeye devam edeceğiz. Ama incelediğimiz zaman bakıyoruz, bugün şişelere, damacanalara, plastik kaplara doldurulan su Allah'ın yarattığı yerden çıktığı gibi gelmiyor. Oradan pompalarla çıkartıyorlar, bitmedi. Bir filtrasyondan geçiriyorlar. Bitmiyor. Bir takım plastik, işte cam gibi ürünler meydana getirmişler. Onların içerisine koyarak bize sunuyorlar. Şimdi Hamidiye suyunu biliyorsunuz. Hamidiye suyunun genel müdürü bütün dünyaya Hamidiye suyunu ihraç ediyor. İyi. Ama 5-6 sene önce Fransa'ya fuar varmış. İşte
her sene götürdükleri gibi bu fuara da suyularını götürmüşler. Ama bu sefer kazın ayağı öyle cercan etmemiş. Demişler ki bunun sertifikası nerede? Helal sertifikası nerede? Şaşırmış. Genel müdür de oradaymış. Şaşırdım diyor. Yani şimdiye kadar sattığımız helal, yani böyle bir sertifika talebi olmadan sattığımız suyu helal sertifikalı olup olmadığını soruyorlardı. Mana veremedim diyor. Su ya, bu alt tarafı su dedim diyor. Ama adamlar kesinlikle bu sertifikayı görmeden bizden su almadılar. Geldi İstanbul'a, bizi araştırdı, bizi buldu. Çağırdı, davet etti, gittik. Allah'ını seversen Hüseyin Bey, söyleyin ya bu suyun daha nesi var, ne helal sertifikası olur? Şimdi ben başladım tabii anlatmaya. Filtrasyon noktasında işte kullanılan maddeleri saysana bak, biliyor musun sen neler kullanılıyor hamidiye suyunun? İşte bir sürü filtrasyon içinde kömür tozundan bilmem nesine varacak kadar envai türlü kademeler. Peki onun, o kömür tozunun yani grafit, aktif grafitin ne olduğunu, hangi kökeninin nereden olduğunu araştırıyor musun? Bilmiyorlar. Kömür tozu. Ama ya domuzun kemiğinden yapılmışlar ne olacak dedim. Durakladı. Ondan sonra o plastik kaplarda şimdi kendilerini çıktılar, ortaya çıkardılar. Kanser riski olan bir plastik cinsi var. Evet. Dolayısıyla acaba ondan mıdır değil midir? Dolayısıyla bir sürü şeyler söyleyince tamam dedi. Biz de sertifika almak zorunda olduğumuzu anlıyorum dedi. İşte aşağı yukarı 5-6 seneden de beri Hamidiye suları bizim sertifikalımızla bütün dünyaya 57 ülkeye kadar ihracat yaptıklarını kendileri ifade ediyorlar. Dolayısıyla demek ki bugünkü ortamda suyu dahi araştırmak zorundayız. Helalen tayyiben lokmayı gerçekleştirmek istiyorsak. Artık düşün, suda da bu problemler varsa düşün artık bizim marketlerin raflarını dolduran o cicili bicili ambalaj malzemelerin içerisindeki gıdaları, o ambalaj malzemesinin içindeki yenecek maddelerin içinde kullanılan katkı maddeleri hepsini düşündüğün zaman korkunç bir tablo çıkıyor önümüze. Neden? Çünkü araştırdığımız zaman görüyoruz ki domuzun kılından pankreasına, bilmem kemiğinin, derisinin bir kollagen denilen bir protein grubundan jelatin üretimine kadar. Efendim, sistein dediğimiz bir hamur, hamurlarda, unlarda kullanılan bir katkı maddesine kadar domuzun bütün eczasının bizim bu ürünlerimize katkı maddesi olarak katıldığını görüyorsunuz. Bak şimdi gıda maddelerine ilaç ya, ilaç en önemli bir şey. Şimdi ilaç konusunda şu anda bütün dünyada Müslümanlar için korkunç bir durum var. Yok. Birçok ülkelerde Müslümanlar yırtınıyor. Bizde de bizim bu çalışmalarımızdan cesaret alıp 100 tane eczacı bir araya geldi. Bir şirket kurdular. Helal ilaç yapmak için. Tabii bunlar gecikmiş şeyler ama bir an evvel başlaması gerekiyordu. Geldiler ki bir ilaç konusunda dünya piyasasına çıkabilmesi için 10 yıl bir takım test çalışmalarının yapılmış olması lazımmış. Dünya şeyine göre, literatürüne göre. Düşünün yani şimdi başlasalar dahi 10 yıl sonra ancak çeşitli ülkelerden satış, o ilacın satış iznini alabilecekler. Olsun. Hiç olmasa başlanması önemli yani. Öyle ilaçlar var ki çünkü her gün içiyor. Mesela
bu şey iğnesi, şeker hastalarının insülin şeyi var. İnsülin. İnsülin daha düne kadar belki de hala devam ediyor. Domuzun pankreasından elde edilir. Tamam. Diyorum ki ya bunda bir terslik var Cenab-ı Hak. Yani bu hastalığın tedavisini yasak ettiği, yenmesini her şeyiyle, eczasıyla yasak ettiği bir hayvanda koymaması lazım. Bunda bir şey var. Ama araştırıyorum, çözemiyordum. 2008 yılında ilk uluslararası konferansı tertip ettiğim zaman Yeni Zelanda'dan Helal Sertifika Kurumu'nun başkanı da geldi, doktor. Kendisi konu açılınca ya dedi biz bu ilacı sığır pankreasından elde ediyoruz. Meğer elde sığırın pankreasından elde edilebilecekmiş ama bizimkiler bilmiyor. Veya da bilmek istememiş. Nasıl olsa bu toplumu almışlar, domuzlaştırmak için her türlü tedbirleri alıyorlar. Bununla böyle yutturmuşlar ve maalesef bu yıllardır şeker hastalarımız domuzdan yapılmış bir ilaçla tedavi olmaya çalışıyor. Daha sayacağım çok şeyler var. Mesela sistein dediğimiz bir madde. Domuzun kılından, tavuğun tüyünden, insan saçından yapılan bir madde. Dolayısıyla bu madde helali demek ki yapılabilecek. Yani tavuğun veyahut da ördeğin tüylerinden yapılabiliyorsa ama maalesef ucuzluk ve piyasadaki rekabet hırsı en ucuz ham madde neredeyse oradan yapılıyor. Bu işin de şampiyonu Çin. Çin'den domuz kılından ve insan saçından sistain yapıp bütün dünyaya ihraç ediyorlar. Bizimkiler de oradan getirtiyor. Unlu mamullerde, bakın çok yaygın bir olay size söyleyeceğim örnek. Yufka. Marketlerde şimdi eskiden hanımefendiler kendileri açıyordu börek yufkalarını. Ama şimdi artık marketlerde hazır olunca oradan alıyorlar. Tamam mı? Süsleyerek püsleyerek börek yapıp akşam mutfağa, sofraya onu getiriyorlar. Kusura bakmayın size şey yapıyorum ama şimdi dolayısıyla bu olayı incelediğimiz zaman korkunç bir şey çıkıyor. Neden? Çünkü bugün yufka yapan makinayı da batılı bize şey yapmış. Eskiden elle açılıyordu. Ustalar da elle açıyordu. Hanımefendiler de evlerinde yufkayı elle açıyorlardı. Ama tabii zaman, emek önemli. Değer kazanınca hemen bir akıllı, batılı bir makina icat etmiş. Bu makina sistein kullanmadan hamuru yufka haline getirmiyor. Tamam mı? Muhakkak kullanacaklar. Biz de tabii bu sıkıntıyı gördüğümüz için dedik ki GİMDES olarak yufkacıların hepsine sertifika almak istiyorlarsa biz meccanen denetim yaparak sertifika vereceğiz. Bugüne kadar daha bir firma bize müracaat edemedi. Eskaza bir tane Ankara'da müracaat etti. Ankara'da mıydı Ahmet Bey o? İstanbul'da mı? İstanbul'da. İstanbul'da müracaat etti. O bizim arkadaşlar gittiler bir heyecanla çünkü önemli bir şey. Yani bir yufkacının helal sertifika almasını millete duyurmak istiyoruz. Verdik. Çünkü denetimde bir şey çıkmadı. Ama bir hafta geçmedi kokusu çıktı. Dediler ki sizi kandırıyorlar. O sistein denilen maddeyi duvarda böyle eretik şeylerinin bulunduğu kutular olur ya, sigortaların vesaire oraya saklıyorlar. Hemen bir heyet kurduk. Ani bir baskınla oraya gönderdik ve o kutuyu açınca kapağı paket halinde şeyi gördük.
iptal ettik. Bir hafta ömrü vardı ama o adam halen yufka üretiyor. Halen büyük bir market zincirine yufka veriyor. Bütün Türkiye'deki Müslümanlar da o büyük market zincirinden bu yufkayı alıp evlerinde börek yapıyorlar, çörek yapıyorlar, tatlı yapıyorlar, aile fertlerine yediriyorlar. Yani misalleri çoğaltmak için çok mümkün, çok fazla miktarda örnekler var ama bu örnekler dahi bizim modernite dediğimiz bu mevcut hayat sisteminin bizimle yakından uzaktan bir alakası yok. Yani helal tayyip yaşam sistemimizle zerre kadar alakası yok ve bizi haram olan bir çizgiye doğru götürüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Helal belli diyor. Haram da belli. Ama bunun ikisi arasında öyle bir alan var ki, bu alan şüpheliler alanı. Siz olun, bu alana girmeyin. Girerseniz iffetinizi ve dininizi zarara uğratırsınız. Düşünün, yani hadis-i şerifte sadece dininiz demiyor. İffetinizle benzer bir kelime kullanıyor, iffetiniz. İffetinizi ve dininizi zarara sokarsınız. Bu kadar önemli bir keyfiyetin içindeyiz. Ve onun için kardeşimizin de ifade ettiği gibi hayatımızda helal lokmayı bir an evvel hakim duruma getirmek için bilinçli bir toplum haline gelmemiz lazım. Bu olayın farkına varmış bir toplum haline gelmemiz lazım. Marketlerimizi bu bilinçli tavrımızla denetlememiz, kontrol etmemiz ve onları istediğimiz çizgiye getirecek çalışmayı, azmi göstermemiz gerek. Mecburuz buna. Zaten o marketler bizim paramızla çalışıyor. Yani biz almazsak öyle bir market açabilir mi? Açamaz. Bize muhtaç. O halde biz isteğimizi tam olarak söylememiz lazım. Bugün birçok firmalar helal sertifika almada nazlanıyorsa toplumumuzdan kaynaklanıyor. Sorgulamıyor ki. Sorgulamadığı için zaten ticarette iyi. Her yaptığı ürünü hemen satıyor, paraya tahvil ediyor. Bir sıkıntısı, bir problemi yok. Onun için onları biraz iğnelememiz, dürtüklememiz lazım. Biz helal ve tayyip şartları haiz ürün istiyoruz. Bu bizim en tabii hakkımız. Dolayısıyla bu hakkımızı gasp edenlere karşı mutlaka hakkımızı korumamız lazım. Bu bizim kendi hayatiyetimizin temeli. Yaşamak istiyorsak, helal ve tayyip bir çizgide yaşamak istiyorsak, bu helal ve tayyip lokmayı gerçekleştirmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor, diyor ki, bir et parçası haramdan oluşmuşsa, onun gidip varacağı yer ateştir. Bu ikaz yetmez mi bize ya? Dikkat edin, bir et parçamız diyor, eğer haram lokmadan oluşmuşsa, gidip varacağı yer ateştir, cehennemdir. Devam edelim tekrar. Gene bir başka hadis-i şerifinde diyor ki, savaştan gelmiş. Bir seyahatten veyahut da bir savaş şeyinden gelmiş. Ve yorgun, argın, çömelmiş, dua ediyor. İki elini açmış. Ya Rab, Ya Rab diye sızlanıyor. Peygamberimiz sahabesine dönüyor. Boşuna Ya Rab, Ya Rab diyor. Neden? Onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Onun her şeyi haram ki. Onun duasını neden kabul etsin ki? Halbuki Cenab-ı Hak da diyor ki, sizin duanız yoksa sizin değeriniz ne? Kıymetiniz ne diyor? Demek biz dua eden kullar olursak Allah'ın nazarında kıymetimiz var.
dua etmesini beceremiyorsak, kabul edilecek bir dua yapmıyorsak, bizim hayvandan farkımız ne? Bütün bu çerçeveler benim kafamdan çıkmış şeyler değil. Öğrenebildiğim kadarıyla size bu bilgileri ana kaynaklarımızdan haber veriyorum. O halde hepimiz silkelenmemiz lazım. Hepimiz toparlanmamız lazım. Kendimize yeniden çeki düzen vermemiz. Annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, kızlarımız, beylerimiz, hepimiz öğrenci olalım, ne olursak olalım. Helal lokmayı hakim duruma getirmemiz lazım. Moderniteden bir an evvel kurtulmamız lazım. Modernite bize 100 yıl önce bulaştırıldı. Bir gece baskınıyla geldiler, harimimize girdiler ve bizi yok ettiler. Daha doğrusu imamesini kopardılar bizim zincir şeyimizin, tesbihimizin. İmamesi kopmuş, tesbih taneleri gibi darmadağın durumdayız. Dünyanın hemen hemen her bölgesine gittim. Cenab-ı Hak nasip etti bu helal lokmayı anlatmak için, görüşmek için. Her yerde aynı sıkıntı var. Her yerde aynı sıkıntı var. Bütün insanlar imamesi kopmuş tesbih tanelerinin şaşkınlığı içerisinde. Bir an evvel toparlanmamız lazım. Ve işin enteresan tarafı da bütün dünyadaki Müslümanlar da bu imamenin ikame edilmesi fonksiyonunu Türkiye'den bekliyorlar. Samimi söylüyorum. Yani bu bir ırkçılık veya bölgecilik, şövenistlik değil yani. Bunu ben kulaklarımla, gözlerimle her gittiğim yerde gördüm. Yani bu bir farz vazifesi gibi bizim sırtımıza yüklenmiş bir şey. Atalarımızın o güzel dönemlerinden kalan bir hatıra olarak bize yüklenmiş bir şey. Onun için yani sadece Türkiye için çalışalım noktasından kesinlikle kafamızı genişletmemiz lazım. Bütün dünyadaki Müslümanları, hatta bütün insanları kurtaracak bir sistem için seferber olmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz kurtulmak istiyorsanız kurtarmak zorundasınız. Yani siz Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsanız, kurtulmak istiyorsanız kurtarmak zorundasınız. Size böyle bir vazife yüklemiş durumda. Bütün hepimize. Dolayısıyla kurtulmak istiyorsak yaşlımız olsun, gencimiz olsun, hanımımız olsun, beyimiz olsun, biz mutlaka bir başkasını kurtarabilmenin telaşı ve gayreti içerisinde olmamız lazım. Şimdi dolayısıyla bu dünyada helal gıda arayışı zaten bu düşüncelerle hızlandı ve bugün elhamdülillah. Yani gidin Endonezya'ya, markete gittiğiniz zaman oradaki Mui'nin logosuyla satılan ürünler görürsünüz. Malezya'ya gittiğiniz zaman oranın kurumu olan Jakim'in logosunu taşıyan ürünleri bulabilirsiniz. Bizim Türkiye'ye şimdi elhamdülillah yeni yeni başladı. Gimdes'in logosunu görerek ürün bulabilme imkanına kavuştunuz. Ki bugün 450-500 firmaya bir sertifika verdik. Ortalama olarak 10.000 çeşit ürün bugün hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde bizim Gimdes logosuyla insanlara hizmet veriyor. Bir 10.000 adet kafamızda büyük diye düşünüyorum ama 40.000, 50.000, 60.000 ürünün bulunduğu bir dünyada daha bizim az. 2 milyar Müslüman yaşıyor dünyada. 2 milyar Müslümanın bu ihtiyacını daha geniş bir şekilde yaymamız gerekiyor. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor ki bütün insanlara helal lokmayı yedirelim. Helal lokmayı yedirme çalışması yapmak, bilesiniz ki bugün en büyük cihat. Hani çeşitli cihat şey anlatılır ya, cihat şekilleri. Helal lokmayı ikame etmek üzerinde
çalışma yapıyorsanız bilin ki, yani bunu ben kendi karnımdan söylemiyorum. Birçok fikir liderlerimizin, öncülerimizin, tasavvuf büyüklerimizin ve bu konuda çalışmalar yapanların sözlerine dayanarak söylüyorum. Diyorlar ki bugün en önemli cihat helal lokma için yapılacak cihat. Neden? Çünkü en çok yitik malımız o. En önemli yitik malımız o. Yok. Bir sürü cicili bicili marketler açılmış. Işıklı, efendim, envai türlü ışıklarla süslenmiş. Ama içinde Müslümanı tatmin edecek bir tane ürün bulmak için canınızı zorluyorsunuz. Marketlerin raflarını didik didik ediyorsunuz bir tane ürün bulmak için. O halde demek ki bugün bunu yaymamız lazım. Bunu yaymak için de yapılacak çalışmalardan bir tanesi işte GİMDES. GİMDES kuruldu 2005 yılında. Ki bu geriye baktığımız zaman ta 1980'li yıllarda çalışmalar başladı. Cenab-ı Hak lütfetti ve 2005 yılında kurumsal bir yapıya dönüştü ve şimdi o devam ediyor. Dolayısıyla bu sistemi daha da geliştirmek için hepimize bir vazife düşüyor. Hepimiz bu sistemin birer neferi olarak çalışmak zorundayız. Vazifemiz ne olursa olsun, fonksiyonumuz ne olursa olsun, her birimiz, ben mühendisim, ben makine mühendisiyim diyelim. Sen yemek yemiyor musun? Çoluk çocuğuna gıda yedirmiyor musun? Sen makine mühendisinden önce gıda mühendisi olmak zorundasın. Yani mühendis kelimesini kullanmak için söylüyorum. Neden? Çünkü o yedirdiğin ürünlerin helal olup olmamasını sağlamak zorundasın. Senin boynunun borcu. Elektrik mühendisisin veyahut da efendim bilgisayar mühendisisin veyahut da veterinersin, şusun, busun, bütün meslekleri sayın. Ben işte ben sadece bu mesleğimle... Hayır efendim. Sen yemek içmiyor musun? Yeme içme yapmıyor musun? Yapıyorsun. O halde önce bunların da helallik sistemini öğrenmen lazım. Bilgi çok önemli. Kardeşimizle toplantıdan önce konuştuk. Yani bugün bilgi tevhidsiz bir bilgi yığını içerisinde. Bilgileri öğretiyorlar ama bilginin tevhidle birleştirilmesi, Allah inancıyla birleştirilmesi yapılmamış. Özellikle ayırmışlar. Yani bilimle ilmi ikiye ayırmışlar. Birbirinden habersiz. Biz bu sertifikalamaya başlarken bunu gördük. Şimdi fıkıh hocalarına gittik. Bir konuyu soracağız. Bunun teknik bilgisine sahip değil. Teknik bilgisine sahip adama gittik. Arkadaş böyle böyle ben fıkıh bilmem diyor. Oturduk şimdi iki adamı, yani iki fıkıh bilgisine sahip adamla teknik bilgisine sahip adamı birleştirdik. İki adamda bir adam meydana geldi. Tamam mı? Halbuki bu israf ya. İnsan israfı bu. Sen fıkıh öğretirken bugünün teknolojisini de öğret ki ona göre fıkıh bugüne uydursun. Bugüne göre izah etsin. İlla 100 yıl, 200 yıl önceki fıkıh bilgileriyle bugünü uygulamaya kalktığın zaman çıkamıyorsun işin içinden. O zaman gülünç şeyler çıkıyor. Mesela halbuki o eski alimler bunu çok güzel çalışma yapmışlar. Diyorlar ki, yani eski fıkıhçıların bir bilgisini söyleyeceğim. Bir hayvanı kesmek, bir koyunu kesmek, helalinden kesmek istiyorsanız tam bir tanesini yatırdınız, besmeleyi çektiniz, kestiniz, tamam. Ama verdikleri fıkıh kitaplarında verdikleri örnek çok önemli. Diyor ki iki koyun üst üste konsa, bıçağı kasap eline bıçağı alsa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber dedikten sonra evvela üsttekini keserse,
İkinciye besmele çekmeden ikinciyi keserse ikinci koyun haram olur diyor. Peki aynı bıçakla kasap ikisini birden iki koyunun da boğazına dayayıp ikisini de aynı andaki aynı besmeleyle aynı evet besmeleyle kesiyorsa ikisi de helal olur. Aksi halde ayrı ayrı besmele çekmeden iki koyunu helal olarak çözemezsiniz diyor. Ama şimdiki alimler bakın nereye gidiyor. Yani alim diyeceğim ama çünkü öyle toplumda öyle isimlerle geçiyor. Makinayla keserken düğmeye bastığında bir tane besmele çekerse bütün hayvanlar helal kesilmiş olur. Peki bu örnek ne? Bu örnek ne? Hangisine inanacağız? İkisi de bugün konuşuluyor. Yani eski fıkıh kitaplarında iki tane koyunun helal kesilmesinin şartlarını koymuş. Anlatıyor. Ama şimdiki alimler diyor ki 10 bin tane tavuğu kesecek makinanın önüne geliyor, düğmeye basıyor, bir besmele çekiyor. Güya arka arkaya 1 saat, 2 saat boyunca kesilen tavukların hepsi helal oluyor diyor. Hangisi doğru? Müslümanların kafasını karıştırıyorlar. Halbuki gerçek doğru bu. Hepsine besmele çekilmesi lazım. Hepsi ayrı ayrı şey. Almanya'da 10 kadar din hocasını Almanya'da nasıl kesim yapıldığını göstermek için kesimhaneye götürdüm. Dedim ki bak şöyle. Hayvan geliyor. Giriyor kesimhaneye. Birisi elinde bir tabanca var. Alnına darbe yapıyor. Küt hayvan külçe gibi yıkılıyor yere. Ayağına kancayı takıyorlar. Vinçle kaldırıyorlar. İleride bir yerde kesim yapacak kasap duruyor. Oraya kadar gidiyor. Öldü mü, ölmedi mi kimse takip etmiyor. 15-20 tane kesim yaptırdıktan sonra dedim ki kesim böyle oluyor. Ne diyorsunuz? Kesinlikle biz buna helal izni veremeyiz. Neden? Çünkü hiçbir kimse bu darbeyi yedikten sonra bu hayvanın öldü mü, ölmedi mi kontrolünü yapmıyor. Eskaza bir tanesi bıçak kesiminden önce öldü bu darbeden dolayı. Bunu da ayırmadınız. Bütün 15-20 tane hayvanın hepsi murdar olur. Yiyemezsiniz. İşte hakiki fıkıh bu işte. Hakiki fıkıh bu. Yiyemezsiniz diyor. Bilemiyorsunuz ki hangisi bu şekilde ölmüş. Ama bugün maalesef bu uygulama var. Bu uygulamayı biz milyonlarca Müslümanlara tavuğu, sığırı vesaireyi böyle yediriyoruz. Bunun önüne geçmemiz lazım. Çünkü besmelesiz kesilen hayvanın etinin yemeye izin vermiyor Cenab-ı Hak. Veriyor diyor musun? Yok öyle bir şey. Vermiyor. O halde bunu bir an evvel helalleştirmek yolunda çalışmalar yapmamız lazım. Biz şimdi tabii tavuklarda hani helal şeyde büyükbaş hayvanlar da problemi büyük ölçüde çözdük. Neden? Çünkü böyle bir darbe yaptırmadan kesim usulüne uygunluğa yapıyoruz. Şeyde de tavuklarda da böyle makinalı kesime kesinlikle izin vermiyoruz. Müslüman bir kasabın besmele çekerek kesmesine izin veriyoruz. Ama şu anda bir şoklama veyahut da nasıl söyleyeyim sersemletme şoklaması gibi bir işleme şey yaptık. Bunun da mahsurlarını şu anda tartışıyoruz ve bütün dünyada sersemletme şoklaması da yapmadan kesmek zorunda olduğumuz noktasına doğru geliyoruz.
mümkün mertebe biz Allah'ın izniyle helal eti, helal tavuğu, helal nimeti üretip insanlarımıza yitirmek zorundayız. Yerse Müslüman o zaman güzel düşünür, güzel yaşar, insanlara güzel hizmetler yapar. Bizim dinimiz onu emrediyor. Yani eğer haram bir çizgide yürüyorsak, yaşantısı da güzel olmaz, düşüncesi de güzel olmaz, uygulaması da güzel olmaz. Haram ol, çirkin ol. Dolayısıyla bu sıkıntıdan kurtulmak için toplumumuzun helale dönmesi için çalışmalar yapmamız gerekir. Dünyada bu konuda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de de bu çalışmaları Gimdes başlattı ve bu çalışmaları mümkün mertebe bilimsel çizgide, kesinlikle aklın, ilmin çizgisinde götürecek çalışmaları yürütüyor. Her gün genişliyor, kadrosu da genişliyor, tecrübeleri de gelişiyor ve dolayısıyla iyi bir noktada gidiyoruz. Ama bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha işin başındayız. Daha işin başındayız. Çok çalışmamız gerek. Hep birlikte çalışmamız gerek. Hanımlarımız, beylerimiz, hepimiz çok çalışmak zorundayız. Hepimiz gönüllü olarak bu hizmetin adeta bir halkası olup çalışmalarımızı her yerde yürütmemiz gerekiyor. Gimdes işte bu misyonu yerine getirmek için çalışıyor. Bugün aşağı yukarı full time olarak 30 civarında personeli var. 250 civarında da part-time personeli var. Eğitim mesela biz bugün ne için geldik buraya? Ankara'ya 5 gün sürecek bir eğitim yapmak için geldik. Denetçi eğitimi için talepte bulundular. 30 küsur kardeşimize biz 5 gün sürecek, ilk günü bugün başlattık. 5 gün sürecek bir eğitim, denetçi eğitimi faaliyeti yapıyoruz. Sonunda bu kardeşlerimiz gördükleri, dinledikleri eğitimin sonunda, bilgilerin sonucunda cumartesi günü bir imtihana tabi tutulacaklar. Ve imtihanın sonucuna göre onlara denetçi sertifikası vereceğiz. Helal denetçi sertifikası vereceğiz. Tabii bu bitmiyor. Yani sertifikayı alınca bitiyor mu? Hayır. En az 5 defa baş denetçi, herhangi bir baş denetçi nezaretinde denetime katılması lazım. Ve o baş denetçimiz onu devamlı denetleyecek. Tamam mıdır, değil midir? Noksanı var mı, değildir. Onları devamlı gösterecek. Sonuçta bu baş denetçiler o kardeşimizin 5 defa ki denetiminde müspet bir şey verirse rapor, o zaman baş denetçi seviyesine çıkartılmış oluyor. Böyle bir eğitim yapmak zorundayız. Bu, ben size söyleyeyim, en basit bir eğitim. Yani palyatif diyebileceğimiz bir eğitim. Yok, çaremiz yok. Mutlaka eleman yetiştirmemiz lazım. Eleman yetiştirmek için böyle hızlı bir eğitim sistemini devreye soktuk ama bir an evvel bunun bilimsel olarak yapılmasını istiyoruz. Yani bayağı üniversite seviyesinde bir eğitim kurumuyla bu işi yapmayı hedefledik. Bunun için de size düşündüğümüz bir projeyi bu vesileyle söylemeye çalışayım. Bakın bunun için bir vakıf kurduk. Dünya Helal Vakfı diye. Bu vakıfla böyle bir üniversite projemiz var. Darul Helal Medresesi. Bu Darul Helal Medresesi'nde hem hanımlar hem beyler. Fıkhı bilen, İslam'ı bilen meslek erbaplarını yetiştireceğiz. Gıda mühendisi. İslam fıkhında öğrenmiş olarak gıda mühendisi olacak. Kimya mühendisi. Fıkıh bilgilerini öğrenmiş kimya mühendisi olacak. Veteriner,
fıkıh bilgisinde öğrenmiş veterinerler olacak. Böyle kör cahil mühendis, efendim gıda mühendisi, efendim kimya mühendisi, biyolog veya veteriner olmaz. Olmaz. Onlar toplumu kötü istikamete yönlendirir. Çünkü cehalet çok önemli bir şey. Cahil, fıkı bilmeyen bir gıda mühendisi yanlış işler yapar. Toplumda zaten işte gıda mühendisi oldu ya, kocaman yetişti. Onu söyledikleri mutlaka doğrudur diye bir şey de var bizim toplumda. Böyle bir alışkanlık da var. Dolayısıyla toplumda onun yanına yanmış olarak gidiyor. Onun için mutlaka bilgiyi ilimle bilimi birleştirerek öğreteceğiz ve o türlü insanlarımızı meydana getirecek. Biz inşallah bu Darül Helal Medresesi ile bu çığırı başlatmak istiyoruz. Uluslararası bir hüviyette düşünüyoruz. Yani dolayısıyla ben size burada kısa bir videomuz da var. Onu da seyrettireyim isterseniz. Darül Helal Medresesi. Ses geliyor değil mi? Tamamen eski medrese anlayışına göre dizayn ediliyor. İçe dönük, iç avlulu bir eğitim sistemi. Dışa dönük değil. Burada tamamen ilim öğrenmek için gelen insanlar çalışacak. Dolayısıyla eski medrese anlayışını model olarak seçtik. Yüksek katlarda yok. En fazla 3 katlı bir sistem düşünüyoruz. Bodrumuyla beraber 4 kat oluyor. Burada insanları toprakla bütünleşecek şekilde eğitelim ve yetiştirelim istiyoruz. Medrese ismini de özellikle koyduk. Üniversite de diyebilirdik ama üniversite bizim bir kültürümüz değil. Onun için bir türlü dikiş tutturamıyor Türk. Dikkat edin. Bugün her ilimizde kaç tane üniversite var? Ben kaç tane o şehirlerde yaşayan Müslüman kimseyle konuştum. Diyor ki üniversite kurulduktan sonra toplumun ahlakı bozuldu. Ya ne kadar kötü bir şey. Üniversite açılıyor, o bölgenin ahlakını bozuyor. Tabii üniversite mantığıyla giriyor. Kadın erkek karışık, daha da işte tevhidsiz bir bilim tahsili de öğretildiği için hepsi hayvansal duygularla yaşayan
efendim üniversite insanlar meydana geliyor. Bunları değiştirmemiz lazım. Bu böyle gelmiş, böyle gitmez. Böyle gidecek diye düşünürseniz bilin ki bu İslam Allah tarafından alınır, ayaklarımızın altı İslamsız kalır. Yani Allah muhafaza olsun, İslamsız bir noktaya doğru gideriz. Eğer İslam'la yaşamak istiyorsak bunu, bu ikazı bütün iliklerimize kadar duymamız lazım. Neticede bu kurumu şey yaptım size, koydum ki elhamdülillah yeni başlattık tabii. Bir kampanya da başladık, bir tuğla da siz koyun diye. Neticede sıfırdan başlıyoruz. Dolayısıyla bütün Müslümanlar bunu desteklerse aşağı yukarı 50 ile 100 milyon arasındaki bir TL'lik bir proje olarak gözüküyor. Mutlaka Müslümanların parasıyla, yapacağı yatırımlarla bu işi sonuna getirmiş imkanı bulacağız inşallah. Şimdi biz bunu devam ettirirken bir de şunu da izah etmek istiyorum. Yani bundan önce başlattığımız bir proje var ki sizin burada da bir örneği var, bilmiyorum. Ne kadar kullanıyorsunuz o örneği? Ne kadar gidip alışveriş yapıyorsunuz? Biz çünkü teorik yaşama bize çözüm getirmiyor. Teoriyi konuşacağız, anlatacağız ama bütün insanlar uygulama istiyor. Biz ilk sertifikalama çalışmalar, daha doğrusu helali anlatmaya başlayınca birçok hanımefendi kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, tamam güzel arkadaşlar bunları yasakladın ama helali nereden bulacağız? Hangi ürünü alacağız? Yok ki. Yani daha bir kaosa sürüklemiş oldunuz diye bizi itham ediyorlardı. Tamam mı? Baktı ki bunun bir projesini koymamız lazım. Helal dünya marketleri, halal dünya marketleri. Uluslararası bir isim bu. Halal dünya, nereye giderseniz gidin, Müslümanın rahatlıkla tanıdığı bir kelime. Halallık diliyor, dünyayı da biliyor, öyle mi? Pakistanlı'ya gidin sorun, dünya, tamam dünya bir şey, bizim bildiğimiz dünya diyor. Tamam mı? Bu kelimeye bağlı olarak market zincirleri kurmayı düşündük. Ve şu anda 40 tane şube Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışıyor. Bir tanesi de bu Demet Evler'de. Alışverişe gidiyor musunuz efendim? Tenkitlerinizi acımasız bir şekilde söyleyin. Yani o kardeşlerimiz en iyi şekilde yapmak zorundalar. Çünkü biz en güzeline talibiz. Yani çünkü helal sertifikayı verirken bir firmaya ya işte bugün işte şuna şu aksaklıklar var, şu sıkıntılar var. Onun için şöyle yumuşaktan bir helal sertifika verin değil. Allah diyor ki helalen tayyiben. O halde standardımız en son kaliteyi, en yüksek kaliteyi sağlamak zorunda o fabrika. O üretici firma bizim Allah'ın kitabında ve Peygamberimizin sünnetinde ifade edilen en yüksek kaliteyi ürün olarak üretecek zorunda. Üretmek zorunda. Şöyle böyle bir takım eksiklikler İnsanlar için zor durumda kalmıştır. Biliyorsunuz dinimizde her şeyin bir haram çizgisi vardır. Ama zaruret noktasına geldiği zaman o harama izin çıkıyor. Değil mi? Domuz eti. Mesela domuz eti haram. Ama zorda kalmışsın, öleceksen, ölme noktasına gelmişsen diyor, işte ölmeyecek kadar, seni ayağa çıkartacak kadar domuz eti yiyebilirsin diyor. Haddi aşmamak üzere. Ha şimdi bu kula, yani bir insana verilen bir fetva. Ama bu üretici firmaya böyle bir yetki yok. Yani üretici firma, ya sen domuz çiftliği üret, yetiştir, işte onlardan derilerini şöyle yap, böyle yap, işte jelatin yap, bilmem ne yap. Böyle bir fetva yok. O bütün Müslümanlara, ümmete sağlıklı ve helal ürün üretmek zorunda. Onun için bizim standartımız bu çizgiyi şey yapıyor. Onun için hiçbir zaman
firmalara taviz yok. En yüksek kaliteyi üretmek zorunda. Parası var. Kafası çalışıyor. Fabrika da kurmuş. İnsan da çalıştırıyor. Daha ne eksiği var? O halde Allah'ın emrettiği kaliteyi üretecek. Tavuk kesimhanesini Allah'ın istediği en güzel şekliyle kuracaksın. Tavuk çiftliğini kuracaksın. Yeminden yumurtasına bilmem kümesine kadar Allah'ın en yüksek seviyede istediği şartları yerine getireceksin. Başka şeyim, çizim yok. Bütün ürünler için aynı şeyi söyleyeceğim. Efendim işte sucuk, salam, sosis, bakın yani ürünlere girdiğimiz zaman çok korkunç şeyler çıkıyor ama bir örnek vereceğim şimdi. Sucuk, salam, sosis. Herhalde en çok tükettiğimiz ürünlerden değil mi bunlar ürünler? Yani imkanımız olduğu takdirde çoluk çocuğumuza bir sucuk alıp evde bir tatil günü, pazar günü bir yumurtalı sucuk yemeği yapmaktan büyük bir zevk alırız. Ama o sucuk bizim bildiğimiz eski Kayseri sucuğu değil ki. Neden? Bir kere eski Kayseri sucuğunda bir bekleme müddeti var. Doğal şartlarda, hava şartlarında, güneşte vesaire de mevsimine göre biliyorsunuz pastırma sıcakları olur, bilmem neler olur. Hepsinin bir şeyi var, izahı var. Ama bizimkiler şimdi bu sanayiciler böyle bekleme gücüne, şeyine sahip değiller. En kısa zamanda piyasaya arz etmek istiyorlar. Ama o esnada tabii onu sağlayabilmek için bir takım maddeler koyuyorlar. Mesela sodyum nitrit bunlardan bir tanesi. Sodyum nitrit bütün dünya literatürüne bakın en şiddetli kanser riski meydana getiren bir kimyasal. Bak dikkat edin. En şiddetli kanser riski nitrosamin dediğimiz bir bileşiğe döndürüyor. Eğer kıyma yani proteinle sodyum nitriti beraber sıcakta muameleye tabi tuttuğunuz zaman nitrosamin dediğimiz kimyasallara dönüşüyor. Bu da insanlar için en riskli kanser olayını meydana getiriyor. Şimdi durup durduğu yerde sucuk yiyeceğim diye böyle bir riske girmenin mantığı var mı? Ama bizi bu mantıksızlığın içine sokuyorlar. Çünkü haberimiz yok, bilgimiz yok ki. Sodyum nitrit kullanılıyor mu? Zaten sodyum nitrit diye bir şeyi bile duymadık ki. Dolayısıyla bu bilgisizliğimizden faydalanarak üretici bu maddeyi koyuyor. Menfaati var. Neden? Çünkü daha uzun müddet dayanıyor. Daha kırmızı güzelliğini uzun müddet devam ettiriyor. Bizi öyle göz şeyine düşürmüşler ki hani göz zevkimizi tatmin etmiyorsak o ne kadar faydalı, ne kadar helal şartlara haiz olsa dahi o suyu yemek istemiyoruz şu anda. Öyle telkin etmişler. Öyle bir farkındalık meydana getirmişler. Dolayısıyla tüketici de kendisine büyük tehlike arz eden bu ürünü o şekilde arıyor. Bir başka madde koyuyorlar. Birçok çocukların ürünlerine koydukları gibi monosodyum glutamat koyuyorlar. Monosodyum glutamat glutamik asitten meydana gelmiş bir bileşik tuz veya buna benzer bir ürün. Peki bu ne yapıyor? Hiçbir suçu yok. Sadece o ürünün tat değerini birse, şu suyun lezzeti birse, onu koyduğun zaman senin beynine 10 katı lezzetli imajını veriyor. İmajını arttırıyor. Yani lezzetlilik imajını arttırıyor. Bu da beyni rahatlıkla kontrol altına alıyor. Yani diyor ki bu madde, benimle gelen bu maddenin kaydını beynine iyi kaydet. Bak çok lezzetli bir şey.
Onun için devamlı ara. Çocuklarınızı markete götürün. Eğer daha önceden cipslere alıştırmışsanız, yedirmişseniz, her market gidişinde size o cipsten almanızı isteyecek. Neden? Çünkü zokayı yemiş, çünkü ilk seferinde ona monosodyum glutamat yedirilmiş, beyninde şimdi hatıra olarak saklıyor. Ya o çok lezzetli bir şeydi o. Markette anamın aldığı, babamın aldığı o cips çok lezzetliydi ya. Tekrar ben onu istiyorum. Almazsa annesi, babası cıngar çıkarıyor, kızıyor. Bunları yaşamışsınızdır yani. İsterseniz tekrar bir kontrolden geçirin kendinizi, göreceksiniz. Bunun sırrı monosodyum glutamattır. Onun için şimdi hatta bulyonlar her yere kullanılıyor da, bir bulyon firması bizden sertifika almak istedi. Müracaat ettik, heyeti gönderdik, incelediler. Tabi bulyonda glutamat, monosodyum glutamat kullanmışlar. Dedi ki bunu çıkaracaksın. Adam neredeyse saçını yolmaya başladı. Olur mu ya, bunu ben nasıl çıkarırım? Yani ben bunu koymakla kazanıyorum. Bu monosodyum glutamatın tek başına dursa hiçbir lezzeti yok. Tadına baksan hiçbir lezzeti yok, hiçbir tadı yok. Ama gıdanın içine girdiği zaman gıdanın lezzetini 10 katına çıkartıyor. Böyle bir tılsımlı kimyasal madde. Bundan vazgeçemiyor sana hiç. Onun için cipsler, bak dikkat edin, en çok reklam parasını ödeyen cips firmalarıdır. Hem de yabancı artistleri getirerek, milyonlar dolarlar harcayarak getiriyorlar. Neden? Çünkü çok para kazanıyorlar. Bizim çocuklarımıza yedire yedire para kazanıyorlar ve o paraları da böyle haram yerlere bol bol harcıyorlar. O halde ben neden yedireyim çocuğuma ya? Neden yedireyim ya? Neden ben yiyeyim? Daha da araştırmaya devam ederseniz, inanın monosodyum glutamat insanların hafızasını da zayıflatıyor ve Alzheimer hastalığını tetikliyor. Yine bilim adamlarının söylediği bilgi, ben kendim değil, kendimden değil. Onlar öyle diyor. Alzheimer hastalığını da tetikliyor. Ye gençliğinde zevkini al, efendim bilmem ne yap. Ama belli bir yaştan sonra da otur Alzheimer hastalığıyla dolaş. Korkunç bir şey ya. Alzheimer hastalığına düşen bir hastanın halini görmüşsünüzdür. Korkunç bir şey ya. Yani Allah'ın ölüm noktasına getirmeden böyle bir hastalıkla insanları imtihan etmesin. Bir anda hiçbir şey yapamaz durumda. Onun için şimdiden tedbirimizi almamız lazım. Alzheimer hastalığını yok etmek istiyorsak, o halde bu türlü gençliğimizde bize yedirilmek istenen maddelere çok dikkat edeceğiz. Bizim DNA'mızı bozmaya çalışan öyle maddeler var ki, daha yenisini tespit ediyor. Mesela biz ona izin vermiyorduk. Şimdi Birleşmiş Milletler uzmanları ilan etti ve bizimkiler de kabul etti, yayınladılar. Bir puding, belki okumuşsunuz gazetelerde, pudinglerde kullanılan bir aroma. Turunç lezzeti, portakal lezzeti vermek için hazırlanmış bir aroma, meğer insanların DNA'sını bozuyormuş, tahrip ediyormuş. Şimdi yeni yasak ettiler. Hem de bu sebebini söyleyerek, okumuşsunuz belki, birçok gazeteler de yayınladı, televizyonlar da söyledi. Yani bugün önümüze getirilen, modernitenin önümüze getirdiği bu binlerce ürünün oluşmasında bu maddeler kullanılıyor. Bunu da bulanlar
batılı kafalar. Yani İslam'dan nasibi olmayan, hatta İslam'ı yıkmak için çalışan zihniyete sahip batı bir de bunları icat ediyor, bize de empoze ediyor, biz de kullanıyoruz. 5000 küsür tane katkı maddesi bulmuşlar. Birini tespit edip de almaktan vazgeçseniz hemen başkasını hazırlıyorlar. Bunu alın diyor. 5000 çeşit katkı maddesi. Aşağı yukarı gruplandırdığın zaman 7 tane katkı maddesi grubu var. Bu 7 tane katkı maddesi grubunun meydana getirdiği firmaların oluşturduğu 5000 civarında katkı maddesi var. Koruyucu olarak, lezzet verici olarak, renk verici olarak, aromatik olarak, tatlandırıcı olarak en vahit türlü maksatlar için katkı maddesi yapıyorlar. Birçok tatlandırma olayını da örnek olarak vereyim. Hani bizim bildiğimiz tatlandırma şeker pancağından yapılan veyahut da en kötü ihtimal glukozdan yapılan, mısırdan yapılan şeker diyelim. Onları kullanabiliriz. Ama bugün onu kullandırmıyorlar. Sentetik tatlandırıcı var. Aspartam. İsmini duyanlarınız oldu mu? Aspartam. Kaydedin. Bu aspartam sentetik tatlandırıcı. Sanayicilerin çok ilgi göstermelerinin sebebi ne biliyor musunuz? 250 kilo pancardan yapılmış şekerin tatlandırma gücünü 1 kilo aspartam sağlıyor. Sanayici için ne kadar büyük bir kolaylık. Ama bunu kullandığınız takdirde hamile hanımların o tür tatlandırıcı ürünleri yememesi lazım. Bebeklerin yememesi lazım. Belli bir yaşa kadar gençlerin yememesi lazım. Büyüklerde de zamanla Alzheimer hastalığına gidiyor. Küçüklerde ve hamile hanımların karnındaki ceninin beynine zarar veriyor. Beyninde tahribatlar yapıyor. Bunu kullanmanın alemi yok ki ya. Mecbur da değiliz. Belki sanayici mal satmak için mecbur, kendini mecbur hissedebilir. Ama biz mecbur değiliz ki ya. Alternatifleri var. Bizim gül gibi lokumlamız dururken şimdi bir de çocuklara yumuşak şekerler çıkardılar. Renkli renkli görmüşsünüzdür. Lollipop mu diyoruz bilmem, jelibom diyorlar bilmem ne diyorlar. Her yeri haram. Her yeri dehşet saçan bir ürün o. Yapıyor. Torku yapıyor. Yanlış tabii. Ben kendime şimdi bakın Torku'yu anlatayım. Çünkü Torku şu anda toplumun içerisinde bir şey gibi tümör gibi büyüyor. Tümör gibi büyüyor. Kendini örtüyor, gizliyor. Ben onun 7-8 sene önceki şeker fabrikasına gittim. Daha yeni başlıyorlardı ürüne. Kendilerini o zaman da ikaz. Çumra, tamam mı? Yani oradaki eski personel varsa beni tanırlar. Ben o kendilerini ikaz ettim. Ama dinlemediler. 5-6 ay önce bir tane CEO tayin oldu. O olayları biliyordu. Oradaki kadroyu GİMDES'e yönlendirdi, sertifika alın diye. Müracaat ettiler. Ama o kardeşimiz sonra seçim bahanesiyle ayrıldı milletvekili olmak için. Eski kadro devam etti. 6 ay, yani bize müracaat ettiğinde biz yol haritası göndeririz her firmaya. Sertifika almak için müracaat etti mi, onun şartlarına göre bir yol haritası göndeririz ki, o yol haritasına göre hareket edip, tamam ben hazırım
denetime hazırım derse o zaman denetime gidiyoruz. Hazır değilse neden denetime gidelim ki? Neden masraf yaptıralım ki firmaya? Hayır. Yol haritasını gönderdik. 6 ay, 8 aydır maalesef dönüş yapmadılar. Yapmadılar. Tabii, tabii kolayına o geliyor tabii. Tamam mı? Ha? Yok. Ha. Bize cevap veriyor Torku. Biz diyor hazırlanıyoruz diyorlar. Yok. Yok, biz dosyayı kaldırdık. Biz bekletemeyiz ki. Yani 6 ay, 8 ay dönüş yapmayan bir firmanın dosyasını biz bu arkadaşların bir sürü görevleri var. Onu ben orada tutmak durumunda değilim. Yeniden müracaat edecek eğer sertifika almak istiyorsa. Ama bilesiniz ki bizden sertifika almayı göze alamadı. Sabah ikide mi gittik biz toplantıya? Ha, TSE'nin genel başkan daire başkan yardımcısına gittik. Biz bugün bir heyet olarak görüştük. Ona da anlattık bu meseleleri. Şimdi dolayısıyla yani TSE bizim için helal ve tayyip şartlarda sertifika veren bir kurum değil. Kaydedin. Bak bunu söylüyorum, herkesin içinde söylüyorum. O kardeşimize de söyledi. O da tasdik etti. Evet, TSE personeli bizim kalitede helal ve tayyip şartlarda sertifika standartlarına sahip olmadığı gibi böyle bir personel kadrosuna sahip değil. Dolayısıyla sıkıntılarımız var, giderilecek. Onun için zaten benim o ilk başlangıçtaki açtığım sayfada en son şey helal sertifikalama çalışmalarındaki çakıl taşları diye bir maddem var. O kısma giriyor. O inşallah düzelecek. Bakın şimdi ben burada helal dünya marketlerini anlatacaktım. Buraya şey yaptık. Bir marketin açılışını görüyorsunuz burada. Şurada da Kayseri'nin açılışı. Görüyorsunuz. Bu marketleri çoğaltmamız lazım. Güçlendirmemiz lazım. Yani bizim bu semtteki bu market çok küçük. Yani Demeter'deki düşün yani biz 1969'da başladık bu Demeter evlere ilgi göstermemiz. Dolayısıyla bizim sayemizde bir sürü insanlar Müslüman olarak burayı tercih etti, buraya yerleşti. Dolayısıyla çoğunluk var burada. Çoğunluğun ihtiyacını görecek durumda değil. Ya onu büyüteceksiniz veyahut da buralara yakın ikinci şube marketi açmanız gerek. Çoğalacaksınız. Hanımefendileri, beyleri, yaşlıyı, genci uzun mesafeler kat etme noktasına mecbur ederseniz yoruluyor, bıkıyor. Gelme, oraya gitmektense ya şu marketten şunu alayım diye kendini kandırıyor ve alışverişini böyle rastgele yapar duruma geliyor. Onun için bunu ortadan kaldırmamız lazım. Biz her türlü kolaylığı getiriyoruz. Bakın cep telefonlarınız, akıllı cep telefonlarınız var. Çoğunuzda vardı. Biz o şeyi de yükledik. Helal sertifika sistemini de yükledik. Markete gittiğiniz zaman orayı açarsanız hangi ürün helal sertifikalı rahatlıkla göreceksiniz. Şimdi biz barkodları da yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani dolayısıyla barkoda tuttuğunuz zaman o helal sertifikalı mıdır değil midir size işaret verecek. Yalnız firmaları daha terbiye edemedik. Yani bu helal sertifika sisteminin barkodunu bildirip de yaygın duruma getiremedik yani. Bunun için çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer barkodlarını tam olarak bize bildirirlerse bütün 10 bin tane ürünün barkodu tamamlanırsa bütün ürünlerimizin böylece barkod okuması sağlanmış olacak. Sahtekarların da önünü kesmiş. Çünkü şu anda bizden sertifika almadığı halde büyük marketlerde bizim logomuzu kullanarak ürünlerini satmaya çalışıyorlar. Onun için avukatlarımıza
her hafta en az iki tane, üç tane bize kardeşlerimizden gelen ihbara dayanarak, çünkü resim de gönderiyor. Şimdi bu cep telefonları işe yarıyor. Hemen resmini çekiyor. Dolayısıyla bize gönderiyor. Biz de avukata veriyoruz. Avukat bir kere o logoyu sildirmeye çalışıyor. Bir yanda da biz sitelerimizde haber olarak yayınlıyoruz. Başka çaremiz yok. Yani dolayısıyla biz helal yaşam sistemimizi temizlemek, pisliklerden arındırılmış hale getirmek için çalışmalar yapmak zorundayız. Ve neticede bu çalışmalar inanın ileride çok daha büyük hizmetlere vesile olacak. Eğer sizler bize destek olursanız, bizim bu çalışmalarımızı sadece aferin, çok iyi şeyler yapıyorsunuz diyerek değil. Neden şu noksanı da yapmıyorsunuz? Neden şu çalışmayı da yapmıyorsunuz? Ya da şu çalışmayı neden daha güzel yapmıyorsunuz diye de tenkit etmeyi devam et, yapın yani. Yani insanlar çünkü şimdi rahata şey yapınca gevşeyebilir. Ama devamlı bizim denetlendiğimizi bildiren bir toplum olursa bizim hata yapma şeyimiz de azalmış olur. Çünkü biz çok ağır bir mesuliyetin içerisindeyiz. İlan ettik ki GİMDES bir kefalet kurumudur. Şimdi Müslüman olarak kefil olmanın ne kadar ağır bir vebal taşıdığını bilen insanlarsınız. Biz bu mesuliyeti yüklenmiş durumdayız. Dolayısıyla hata yapmak bizim lüksümüz değil. Hata yapmamamız lazım. Neden? Çünkü yaptığımız hataların vebalin bir katı da bizim sırtımıza yükleniyor. Onun için uyanık olmamız lazım. Dinamik olmamız lazım. Diri olmamız lazım. Sizlerin de ikazları bu bakımda bize fayda sağlar. Hiç çekinmeden internet sitelerimiz, mail adreslerimiz gece gündüz emrinize amadedir. Bütün gördüklerinizi, aksaklıklarımızı bize bildirin. Biz de ona göre kendimizi daha dikkatli bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışırız. Evet, bilmiyorum ben konuşurum da sizi yormuş da olabilirim diye burada bırakalım diye söylüyorum. Efendim, soru tabii. Sizin Allah razı olsun, duyarlı faydalı teşekkür ediyoruz. Fakat bu helal marketler için mesela Türkiye'de yardım olan BİM var. Hem de böyle bir irtibatınız oldu mu? Oldu, çok oldu. Onun başındaki adamla çok uzun uzun konuştum. Sertifika alamıyorlar. Sertifika, tamamen sertifikalı ürünlere dönemiyorlar. Bir kere kaptırmışlar kendilerini. Şimdi öyle marketler var ki helal sertifika almak istediler. İsimleri vermeyelim şimdi. Ama bizim anlattığımız bilgilerin ışığında cesaret edemediler. Hani markete gittiğiniz zaman şu reyon, şu raflar helal sertifikalı dediğiniz zaman vatandaş peki öbür raflardakiler, öbür reyondakiler nedir dediği zaman cevap veremiyorlar. Şimdi Almanya'da bu kolay. Şimdi orada zaten sistem gayrimüslim sistem. Gittiğiniz zaman Yahudiler için kuşer reyonunu görüyorsunuz. Şeyler için, et, vejeteryanlar için stand görüyorsunuz ve reyonlarını görüyorsunuz. Bir de şimdi İslam helal sertifika da oldu. Helal sertifikalı ürün reyonu da yapıyorlar. Orada insanlar seçim yapabiliyor. Hiçbiri marketi suçlamak durumunda olmuyor. Ama burası zaten %99 Müslümanların olduğu bir yer olduğu için bu sırıtıyor. Esasında biz onu sorgulamamız lazım. Sen bir İslam ülkesinde olmana rağmen neden Müslümanları bilgi sahibi olduğu zaman sizi utandıracak durumda olan ürünleri neden satıyorsun? İkaz etmemiz lazım ve kendilerini düzelttirmemiz lazım.
Yani defolu mallar satıyor. BİM dahi. Mesela yumuşak şekerler biliyorsun Haribo en yaygın beynelmiler bir kurum. BİM bir türlü vazgeçmedi. Kaç defa ikaz ettik Haribo şekerlerini kaldırmadı. Daha başka ürünler sayabilir. İşte biraz evvel yufka olayında anlatmıştım. Halen o firmanın yufkasını satıyor. Sizler düzelteceksiniz. BİM'e giderken oradaki müdüre, satıcıya diyeceksiniz ki arkadaş ben helal ve tayyip şartlarda hazırlanmış ürün getirmenizi istiyorum. Hani şimdi burada şu anda 100 kişi kardeşimiz var. Acaba biriniz bir markette bu soruyu sordunuz mu? Sormadınız. Şimdi Şişli'de bir lokanta devamlı domuz kıymalı jelatinli şey yediriyormuş insanlara. Pizza. Kimse sormamış. Eskaza bir tane Müslüman orada pizza yemeye şey yapmış. Garsonu çağırmış demiş ki bu nereden yapıyor? Gayet ya domuz kıymasında. Kanı donmuş adamın. Ya nasıl olur ya burası istem. Şimdiye kadar kimse sormadı ki bize. Garsonun cevabı bu. Şimdiye kadar bu kadar Müslüman diyorsunuz. Bu pizzayı yedi. Hiçbiri bu kıyma hangi hayvanın kıyması diye sormadı diyor. Ki bu pizzacı sadece Şişli'de değil. İstanbul'un çok semtlerinde şubesi olan bir pizzacı. Biz sormuyoruz. Hakkımızı aramıyoruz. En önemli bu yani. Bunu halletmemiz lazım. Biz soran bir toplum olmak zorundayız. Sorgulayıcı bir toplum olmak zorundayız. Bizim menfaatimize, bizim hakkımız ya bu. Yani kimseye bir yük yüklemiyoruz. Bizim en tabii hakkımız. Ben helal ve tayyip ürünler yemek istiyorum. Kime ne? Eğer sen bana ürün satmak için çıktıysan benim bu ihtiyacımı karşıla. Karşılaman için hiçbir engel yok. Bu mantaliteyle, bu mantıkla marketlerimizi sorgulamamız lazım. Fırınlarımızı sorgulamamız lazım. Yani büfelerimizi sorgulamamız lazım. Sorgulamadan her şeyi boyuna... Hani diyor ki Cenab-ı Hak, gene Peygamberimizin hadis-i şerifi, diyor ki öyle bir zaman gelecek ki yediği gıdanın helal mi, haram mı olduğunu sorgulamayacak diyor. Araştır, bu hadis de sahih bir hadis. Bu durumda, yani bugünü tarif etmiyor mu bu hadis-i şerif? Peki biz neyiz ya? Biz Müslüman mıyız yoksa Müslümanlığı bir kenara atmak için çıkmış bir kalabalık mıyız? Onun için aklımızı iyi toparlamamız lazım. Başka var mıydı sorusu? Buyur. Efendim ben de BİM'lerle ilgili soracaktım. BİM'ler şunun için önemli. Buradaki topluluk gibi muhafazakar kesimin en fazla alışveriş çektiği bir yer. Artı 5000 şube yaklaşan bir şube sayısıyla da çok yaygın bir yer. Eğer ve sahip olduğu kişiler nedeniyle de derdimizi en iyi anlatabileceğimiz bir yer. Eğer biz buraya derdimizi anlatamıyorsak çok sıkıntı var demektir. En azından şimdi BİM'in yaklaşımı size tüm ürünleri herhal sertifikası alamayacağım için niye mi yaklaşmıyor? Çünkü bu sizin listenizde Alpon'ların aynı grubu. En azından sattı unu Alpa koymuş olsa, helal sertifikalı un olmuş olsa onu kurtarmış olur. Ama onu da bulundurmuyor. Gördüğümüz kadarıyla. Evet, şimdi bunu ikaz etmemiz lazım. Neden koymuyor? Neden helal sertifikalı ürünleri koymak istemiyor? Şimdi bunun hikayesini, yani ilk başlangıç hikayesini anlatayım. Ben 81'den 84'e kadar Almanya'da kaldım. Çoluk çocuğumla. Bütün oradaki market sistemini araştırdım. Orada bulunanlarınız olmuşsa Aldi market zincirini tanımış olması lazım. Aldi market zinciri
benim tespitime göre Türkiye şartlarına en uygun market modeliydi. Tamam mı? Ve zaten tespitim de şöyle oldu. Sabahları daha market açılmadan kapının önünde biriken insanların çoğu Türkiye'den gitme insanlardı. Demek ki Aldi marketleri toplumumuz tarafından benimsenecek bir model. Ben Türkiye'ye döndüm. Kafamda hep Aldi tipi bir model, market modeli düşündüm. Cenab-ı Hak Antalya'da ikamet etmemi emir buyurdu diyelim. Orada çünkü yaşadım. Böyle bir market zinciri kurmaya niyet ettim. Ama benim sermaye gücüm yoktu. 7 tane market açabildim. Ama ben o 7 marketi açıncaya kadar göbeğim patladı. Ama bu BİM bir anda 100 tane, 200 tane market açtı o arada. Bu Aldi'den patent aldı. Aldi marketinden patent aldı da yaptı. Hatta uzman getirdi, onun nezaretinde başladığı şey, çalışmalara. Bu, tabii başardığı için ben kendisini tebrik ettim içimden. Başındaki adamı tanıyorum çünkü. Ve Sami Efendi cemaatinden bir kardeşimizin yani tanıdığımız bir cemaat yani olan bir kimse yani. Ama maalesef anlatamadık yani. Ben anlatamadım. Anlamadı. Hatta yani bir çöp satanlık işi de yaptı. Mesela Suudi Arabistan'ın en büyük zengin ve ticaret başkanı, ticaret odası başkanı Türkiye'ye geldi. Benimle görüştürdü. Şeyde. Şu meşhur Boğaz'da bir şey var ya, otel. Çırağan Otel'de ikamet ediyordu. O beni götürdü orada, tanıştırdı. Onun yani bizim helal sertifika sistemimizi anlattırdı. Ama kendisi bir türlü şeye gelmedi. Yani ben bunu sadece meydana getirdiği sistemin hantallığı veyahut da şu andaki gücünün helalle değiştirilmesinde büyük güçlükler çekeceğini düşündüğü için zannediyorum. Zaten şimdi onun yerine çocuklarına da zaten bıraktı zannediyorum şeyi. Dolayısıyla sistem bizim istediğimiz gibi çalışmıyor. Ben yani kendilerine söylüyorum. Mesela bazı firmalar, mesela Kaan'ların ürünlerini de satıyor değil mi? Benim bildiğim kadarıyla. Var, satıyor. Murat Bey de var. Ha. Murat Bey var. Evet. Arttı yani. Arttı. Hatta Kaan Bey. Kaan Bey markası şeye ait, BİM'e aittir. BİM'e, kendisine ait bir marka. Ama Kaan'larda üretiliyor. Bir ara biz ona sertifika vermedik. Yani dedik o marka sana ait olmadığı için, kontrol etme imkanımız olmadığı için listeye koyamadık dedik. Bu sefer gittiler 10 yıllığına Kaan'lara bu markayı kullanma yetkisi verdiler. Onun üzerine Kaan Bey de bizim Kaan'ların sertifikasında sertifikalı ürün listesi olarak eğer inceliyorsanız bizim listelerimizde görebilirsiniz. Yani biz bunlara dikkat ediyoruz. Yani keşke BİM dediğiniz gibi, o kardeşimizin dediği gibi sağcı Müslüman kitlenin en çok alışveriş yaptığı market zinciri olduğunu ben de kabul ediyorum. Ve benim de en büyük arzum ürünlerinin çoğunun GİMDES'in kontrolünden geçmiş ürünler olmasını istiyorum ama olmadı. Toplum bunu halleder. Toplum eğer devamlı bu talepte bulunursa mecbur kalacaklar. Mecbur kalacaklar. Çünkü talep bu istikamette diyecekler ve kendilerini toparlama imkanı bulacaklar. Büyük firmalarımızın en büyük handikabı, ben zaten ürünümü satıyorum diyor. Tamam mı? Yani böyle bir kontrola ihtiyacım yok diyor. Hocam, evin her mağazasında şey var, şikayet kutusu var. Her alışveriş yaptığımızda oraya bir GİMDES'e sertifikası, ürünlerin çoğalmasını istiyoruz diye bir kağıt atarsak belki bu en azından etkili olur. Allah razı olsun, güzel bir şey tabii.
Yani bu çalışmaları yapmamız lazım. Ben diyorum ki bu bizim yitik malımız. Yani helal ve tayyip ürün hakkımız bizim yitik malımız. Bunu hayata geçirmek için her türlü çalışma hakkına sahibiz. Firmaları ikaz edeceğiz. Biz sebep oluyoruz. Şimdi size söyleyeyim, bak hayatımdan geçen bir örneği vereceğim. Şimdi ben deterjan, çamaşır deterjanı olarak bu Antalya'daki marketlerde tabii bir sürü markalar var. İşte Omo'ymuş, bilmem neymiş. Bunlar sermayeleri İslami olmadığı için ben onların hiçbirinin malını almadım. Bingo. Bingo'lu duymuşsunuz belki. Bingo. Bingo deterjanıyla görüştüm. Ve onu satmayı düşündüm. Bu söylediğim şey aşağı yukarı 20-30 yıl önceki bir olay. Yani daha Gimdes falan yoktu. Dolayısıyla sahibiyle konuşurken bir kamyon aldım, getirdim. Marketlere gidiyorum. Bunu istemiyorlar. Vatandaşlardan bundan bir talep yok. Toptancılar aynı şeyi söyledi. Vatandaşa sordum, yani Müslüman kardeşlerimize. Diyorlar ki, ya tamam ya, bizim hanım işte bingo deterjanı çamaşırı karartıyor. Diyor. Bu laf geldi. Karartıyormuş. Çamaşırları karartıyormuş. Ben tabii teknolojik olarak bilgiye sahip olduğum için mümkün değil. Ben de kullanıyorum evimde. Bunda bir yanlışlık var diye fabrikaya da gittim. Tam o sırada da Omo greve girmiş. İşçilerinden dolayı. Aynı ürünü Bingo fabrikasında fason olarak üretti. Yani Omo'yu övüyor bizim Müslüman hanımlarımız. Ama aynı fabrikada üretildiğini gözlerimle gördüm. Tabii dönünce bir kurnazlık aklıma geldi. 10 tane Omo kutusu buldum, boş. Onun içine Bingo deterjanını doldurdum. Ahmet Bey'e dedim ki, arkadaş evine götür bunu, kullandır, neticesini bana getir. Suat Bey, sen evine götür, bana neticesini ver. Bir hafta sonra cevaplar gelmeye başladı. Çoğunluğun tamamı memnunlar. Bunun içindeki deterjanın şu olduğunu söylediğim zaman inkar ettiler. Hayır, mümkün değil, olur mu? Kutusunda yazıyor, Omo diye yazıyor diyorlar hanımlar. Ve inanın o uygulamadan sonra yılda 10 bin Antalya bölgesinde yılda 10 bin koli deterjan satılırken o yılın sonunda 100 bin koliye çıktı. Bu algı çok önemli bir olay. Reklamlar. Tabii reklam işte. Erkekler düşünecek ya, ben karartıyorsam ve senden beyaz gömlek istemem, siyah istemem. İşte, vallahi bilmiyorum. Yani bir çözüm bulmamız lazım. Gerçi şu anda epey yıkıldı zannediyorum. Şu anda öyle bir problem yok. Bir şey soracağım. Buyurun. Yani Allah'ın izniyle biz helal bir daha dikkat ediyoruz ama çevreden gelen tepki şu, ki benim de aklıma takılan bu. Hani paketli ürünlerde, sertifikalı ürünlerde sıkıntı yok. Ama bu patates, soğan, sebze, meyveli de hep her şey ilaçlı. Bunların helal olduğunu nasıl biliyorsun deniliyor, orada kalıyoruz. Şimdi bizim tavsiyemiz şu, yani şimdi onun bir kontrol mekanizması tam yok ama diyoruz ki aldığınız yeri soruşturun. Yani bu yani Gedeoğlu mu? Tabii işte Gedeoğlu olmayan daha samimi satıcılar var, onları takip ediyoruz. Doğru, haklısınız. Yani onu çözmüş değiliz. Yani ne zaman tarladaki çalışmaları kontrol edecek bir sistem. Mesela şimdi hani diyorlar ya, ne diyorduk, organik, ha, doğal diyecektim. Organik diye bir sistem getirildi. Vallahi ve billahi, bak yeminle söylüyorum, gerçek manada
Gıda şey organik ürünler değil. Bir tane firma bize müracaat etti. Sivas'ta. Bal üretiyor. Organik olduğunu iddia ediyor ve helal sertifikası almak istiyor. Tamam. Gittik inceledik. Ama organik bal ürettim dediği adam, diyen adam balı kavanozlara doldurduğu ortam berbat. Pis bir ortam. Güya organik bal diye doldurduğu bu bal hijyenik bakımdan hiç uygun değil. Çünkü bu doldurma işlemini yaptığı yerde bir sürü pis sular aktığı, akan bir ortam. Sertifika vermedik. Veremedik. Düşünebiliyor musun? Yani organik olduğunu iddia eden adam helal sertifika alamadı. Onun için yani ona dikkat edelim. Yani organiklik sadece maliyeti demeyeyim de kazancı yükselten bir faktör olarak kullanılıyor. Yani normalde domates 10 liraysa diyelim, organik diye 20 liradan satmaya çalışıyorlar. Değil. Buna dikkat etmemiz lazım. Neticede burada ortaya şu şey, biz %99 Müslüman değiliz demek. %20 falan Müslüman. Biz gerçek anlamda. Allah muhafaza etsin tabii. %20'lik Müslümanlık da yok demektir. Yani Müslüman %100'dür veya değildir. Yani ülkenin %90 anladım Müslüman mı? Falan değiliz yani. Allah muhafaza buyursun. Evet. Hocam, çift soru yaptım. Şimdi bir buyurun. Şimdi. Tamam. Hocam meyve sebzede soru soruldu. Bir kısa açıklamada bulunmak istiyorum. Buyur. Yıllardır uğraştığımız bir konu var. Meyve sebzede izlenebilirlik. İlaç dahil olmak üzere o meyvenin, o sebzenin kimliğini bakanlık olarak tüketicinin bilmesini istiyoruz. Ben bakanlıkta çalışan birisiyim. Tamam, güzel. Kendi daire başkanının döneminde bu konuyla ilgili çok uğraştık. Halk kanunu genine kanuna bu maddeyi koyduk. Ancak çeşitli vesilelerle bu 2010 yılından bugüne kadar hep ertelendi. Birbirinin içine gelmedi. Nasip olursa önümüzdeki ay itibariyle künyeli ürün, künyeli satış diye inşallah başlayacak. O kimlikten geriye doğru o ürünü A marketinden aldım ama ta çiftçisine kadar gidip ilaç, hangi ilaçlar kullanılmış, hangi gübre kullanılmış vesaire gibi ürünün üretimiyle ilgili geçmişte yaşanmış bilgilere ulaşma imkanı nasip olursa olacak. İnşallah bu sistem şu an kurulmaya çalışılıyor ve burada sizin de baştan beri vurguladığınız tüketicinin, toplumun sorgulaması lazım. Bu ürünün neden kimliği yok? Kim üretmiş? Ben şu an belki şuradakilerin çoğu farkında değildir ama bir portakal veya başka bir meyve sebze alırken baktığım zaman gözümle o üründe ilaç kalıntısını görebiliyorum. Dün bir yerden ceviz alıyorum, kabuklu ceviz. Kabuklu cevizde ilaç var. Ambarda zarar görmesin diye ilacı bol miktarda kullanmış, cevizin kabuğunda ilaç var. Vatandaş bunun farkında değil. Tabii ki olmaz ki, olamaz ki. Yani olmaması gerekiyor ama kendi ürününü korumak adına o ürünü satan kişi veya satan da demeyelim, depolayan kişi, o ürünün toptancısı bunu ilaçlamış. Vatandaşın eline bulaşacak, yediği başına bulaşacak, elinden ağzına bulaşacak farkında değil. Peki. O nedenle toplumumuzun sorgulayan bir toplum olması şart ki üretici de, satıcı da ona göre kendisine çeki düzen verir. Tabii çok önemli bir şey. Yani Allah razı olsun. Yani toplumun sorgulayıcı olmasının yanında şimdi biraz da Tarım Bakanlığı'na da biraz şey kinayeli söyleyeceğim. Sistemli söyleyeceğim. Şimdi kaideleri koyuyor ama o da takibini sürekli uygun yani izlenebilirliği sürekli yapamıyor. İnşallah yapacak. Tamam bu yapılırsa çok mükemmel bir şey. Yani böyle bir, bak şimdi bir ara, şimdi de gene çıktı, et ihtiyacı var.
Bilmiyorum çözüm şey ithala izin verildi mi? Verildi. Yani kapısı açık ama henüz ithala. Şimdi 3-4 sene önce de izin verdi. Bizden sertifikalı bir firma, Danet firması bizden sertifikalıydı. İthal et getireceğim dedi. Hayır dedim. Bizim kontrolümüzde olmadığı müddetçe sen getiremezsin bizim sertifikamızla. Tamam, ben Polonya'dan getireceğim. Gelin o zaman sizin nezaretinize orada kestireceğim. Ben gittim. Şimdi orada iki tane fotoğraf gördüm. Bir fotoğraf hakikaten onun kesimhanesinde Tarım Bakanlığı'ndan bir mühendis gelmiş, veteriner mühendis. Hanım olmasına rağmen önlüğünü giymiş, sabahtan itibaren akşama kadar orada hayvanların kulak numaralarına, o küpe şeylerine bakarak kaydını yapıyor bilmem ne. Harıl harıl çalışıyor. Kasabımı kontrol ettim. Bizim bir Müslüman kasap kesiyor. Tamam, her şey yolunda. Ama aynı şehirde, Polonya'nın aynı şehrinde bir başka kesimhanede de gene Tarım Bakanlığı'nın bir veterineri çalışıyor. Ama kesimhanede veteriner yok. Otelinde oturuyor. Aynı bakanlıktan iki tane fotoğraf. Birisi vazifesini yapıyor, öbürü vazifesini yapıyor ama oraya gönderilmiyor. Neden? Çünkü veteriner kadrosunda gözüküyor. Tarım Bakanlığı'nda onu gönderecek. Göndermediği takdirde isyan edecek. Adaletsizlik muamelesi yapıyorsun diye itham edecek bakanı. Neden? Çünkü gittiğiniz zaman biliyorsunuz prim alıyor, bilmem ne alıyor. Yolluk alıyor, bilmem ne alıyor. Tamam. Şimdi sıkıntımız bu. Yani devlet kurumlarında en büyük sıkıntımız aldığı kararların sürdürülebilirliğini tam bilimsel olarak ve teknik olarak meydana getirmede istediğimiz sonuç alınmıyor. Kendine o düzeni vermesi lazım. Madem ki Müslümanlara hizmet için kurulmuş bir bakanlık, Müslümanların haklarını koruyacak şekilde personelini dizayn etmesi lazım. Hocam, şimdi internete girdiğiniz zaman Gintes'in, şimdi her hafta markalı ürünleri görüyoruz. Ama o ürünlerin markette aldığımız zaman o logosunu göremiyoruz. Ya, biraz öyle onu söyledim ya, bizim firmalarımızı da terbiye etmemiz lazım. Firmalarımız neden logomuzu kullanmıyor? Şimdi araştırıyoruz tabii, çeşitli sebepler çıkıyor. Bir, daha önceden o ambalajı bastırmış durumda. Yani bizden sertifika almadan deposunda yığınla onları tüketmek durumda. Dolayısıyla yıllarca aynı ambalajı kullanıyor. Bir. İkincisi, koymak istemiyor. Ya diyor, güvenmiyor kendisine. Ya diyor, ben bir yanlış yaparsam, Gimdes iptal ederse, ben hem iptal etmiş duruma geleceğim, hem de depomda işte bu kadar ambalaj duracak. Onun için şey yapmıyor, çünkü ambalajı atamıyor. Atarsa maliyetini şey yapmış olacak. Veyahut da biz onu kullanmaya kalkarsa, zaten yasakladığımız için bu sefer cezalı duruma gelecek. Onun için böyle bir çıkmaz durumlar var, açmazlar var, kaoslar var. Bunlar giderilecek. Toplumun, biraz evvel kardeşimizin de teyit ettiği gibi, toplumumuz talepkar olacak. Arkadaş, sen helal sertifika aldığına göre neden logoyu koymuyorsun? Bunu temin etmemiz lazım. Buyurun. Mesela burada ismini okumuş olduğum bazı firmanın da ismini vermeyeceğim bununla ilgili. Muğla'dan bütün arıcılar İç Anadolu'ya dağılıyor. Ve bunların efendim arılarına şeker verdiklerini biliyor. Ve bunları çözme zamanı 50 tenke 10'dan, 40 tenke 10'dan, yani doğudan veya batıdan İç Anadolu'dan bütün bal toplanıyor. Ve
İsmini de burada geçiyor şimdi. Bunu da kavanozlamasını yapıyorlar. Bim'de de satılıyor, Vadiye'de satılıyor yani. Bu helal tarafı nasıl oluyor? Bu da bir Tabii. Biliyor. Şimdi bu baldaki helal sertifikalama tabii tamamen kimyasal yapısıyla, laboratuvar kontrollarıyla yapılıyor. Dediğimiz gibi o ürünlerin nereden toplandığına dair elimizde sağlam bir bilgi kaynağı bulmamız mümkün değil. Onun için gelen geçer akça sebep onun laboratuvar tahlilleri, eğer tahlilleri bizim aradığımız mesela glukoz var mı yok mu? Çünkü glukoz en çok kullanılan maddelerden biri. Yani glukoza gerek yok. He? Şeker yetiyor yani. Glukozu da biliyorum da. Tamam da tamam ama başka şekeri tahlil etmekle bulmakta güçlük şey. Ama glukozu bulabiliyoruz. Dolayısıyla bütün bu elimizdeki delillerle bulabileceklerimiz ve Tarım Bakanlığı'nın koyduğu standartları içinde oluyorsa ona sertifika veriyoruz ama bazen o sertifika verdiğimiz firmanın bir pisliğini bulduğumuz zaman da iptal etmek durumunda kalıyoruz. Herhalde iptal ettiğimiz firmalarda oldu değil mi Ahmet Bey? Var var. O şekilde var yani. Evet. Şimdi çiftçilikle uğraşalım. Efendim çevreden de bizi tanıyan çok kardeşlerimiz var. Yani çok kavun üretelim. Kavun üretelim. Efendim 10 senedir bizim kavunlarımız kurtlanıyor. Evet. Önceden yoğurdu. Yani belki 400 ton, 500 ton senede kavun sattığımı biliriz. Hiçbir tane kurt olmazdı 10 sene, 15 sene öncesi. Şimdi fıstık. 3 sefer ilaç vermek zorundayız. Çiçekte efendim 15 gün arayla, 15 gün arayla 3 sefer ilaç yapıyoruz ve kurtlanmasını önleyiyoruz. Bunu da halka veriyoruz. Bunu nasıl yapalım? İlaç bulaşmadık bir şey söylesinler bana. Ben çiftçiyim. Evet. Hangi şey ilaçlamıyoruz? Hangi buğdayımızı ilaçlamıyoruz? Meyvelerimizi ilaçlamıyoruz? Maalesef. Kavunumuzu, karpuzumuzu, zeytinimize kadar. Karpuzda bile kurtarma var. Evet. Domateslerimizde kurtarma var. Soğanlarımızda bile şimdi kurtarmalar meydana geldi. Genetik. Ama o dediğin ürünlerin tohumlarıyla uğraşıyoruz. Onun genetik yapılarını değiştiriyoruz. Bir bakıyorsun karpuz diye ekiyorsun, kavun kokusu çıkıyor veya kabak kokusu çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Yani bunları oynamaktan vazgeçmeleri lazım. Yani bu bir kere Allah'ın GDO konusunda zaten biliyorsunuz biz GDO'ya izin vermiyoruz. GDO'lu ürünlere isim vermiyoruz. Yani Allah'ın yarattığını değiştirmek için yapılan çalışmalara şu anda ulema, bizim fıkıh ulemamız da dünyadaki fetva vermişti değil. Teknik ulema da zaten bunun konusu, bu konuda hep kaypak cevaplar veriyor. Dolayısıyla biz GİMDES olarak genetik yapısı değiştirmiş ürünlere isim vermiyoruz. Ama bugün piyasada maalesef genetik yapısı değiştirilmiş tohumlarla bir sürü ürünler üretiliyor. Bunun önlenmesi için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Başta Tarım Bakanlığı uğraşması lazım. Halen Tarım Bakanlığı bazı GDO ürünlerine izin veriyor. Mesela bazı ülkeler halen GDO'lu ürüne izin vermiyor. Mesela en basit bu Rusya'ya bağlı sen Ahmet Bey gidiyorsun ya. Azerbaycan. Ha Azerbaycan. Azerbaycan kesinlikle kanunları itibariyle GDO'ya izin vermiyorlar. Ama peki GDO'lu ürün var mı? Var. İşte kardeşimiz gitti bir tavuk firmasında mısır. Şimdi tavuklara yedirilen yemi de biz de araştırıyoruz. Mısır yetiştiriyorlar. Hemen numune alıp getirdi Türkiye'ye. Tahlile verdik. GDO'lu çıktı. Biz bu çalışmaya başladığımız anda Türkiye'deki Monsanto firmasının adamı telefon açıyor.
Ya siz şeyden Arjan şeyle Azerbaycan'dan şu firmadan bahçesinden şey almışsınız. Ne yapacaksınız? Sen kimsin yani? Bu soruyu seni sorma hakkın yok. İşte biz yanlış olmuş. Biz gerçek manada orada yetiştirilen mısır ürünlerden size numune göndereceğiz. Onu tahlil etti. Biz kendi elimizle aldık dedik. Kendi elimizle aldığımızı bırakacağız da şimdi senin gönderdiğin mısırı mı tahlil edeceğiz diye böyle enteresan oyunlar. Yani Monsanto denilen Amerikan firması Azerbaycan'a yasak olan Gedeoğlu mısır tohumu ektiriyor. Çok tehlikeli bir ortamda yaşıyoruz. Bütün dünya şartları içinde mücadele etmek zorundayız. Buyurun siz. Hocam izin verirseniz şimdi konu çok uzun belki. Tabii. Girmek istemiyorum. Öğren Bey, pardon ben şeyi tekrar yapıyorum. Daha sonra bizim bakanlık müşavirimiz ve konu uzmanı. Yani bitki hastalıkta zararlarla ilgili, hormonlarla ilgili. Konferans alabilirsiniz. Yani şimdi de açıklama... İki dakika hemen bir şey söyleyeyim. Mikrofonu almış, versene. Şimdi günümüz şartlarında ilaç kullanmadan üretim yapmak adeta imkansız duruma geldi. Sebeplerine baktığımızda herkes GDO'ya ilaç kullanmayı şuna buna zorluyor ama insan eliyle doğada yaptığımız tahribatlar bizi buna zorluyor. Bu böcek, kavundan bahsetti beyefendi, ilk defa Türkiye'de görülen bir böcek değil. Bu böcek ezelden beri burada dünya kurulan beri var olan bir böcek. Ama ne oldu da son yıllarda bu böcek daha yüksek oranda tahrip yapar oldu? Sebebi bölgemizde doğada meydana gelen tahribat. Tahmin ediyorum bu Kazan tarafını bahsediyor veya başka yer hiç fark etmez. Şöyle 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl geride gidip bakalım bölgeye. Bölgede ne kadar ağaç, çalı diğer bitkiler vardı. Buralar yerleşim alanıyla, tarlayla vesaire doğal yapısı bozuldu. Evet, evet. Her canlıyı Rabbim yaratırken onu kontrol edecek başka bir canlı yaratmış. Çok önemli bir şey. Çok biz doğadaki düzeni kendi elimizle bozuyoruz. Ondan sonra da ilaçla bunu düzeltmeye çalışıyoruz. En büyük hata bu. Ha bunu bir kişi olarak düzeltmek de imkan dahilinde değil. Üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Bakanlığın, devletin, bütün toplumun bunu düşünmesi lazım. Ancak ilaçlı mücadeleye gelince de çiftçimizin büyük hatası var. Türkiye genelini söylüyorum, Saati Beyefendi kastetmiyorum. Ben bu konuyla ilgili Bereket TV'de de program yapıyorum. Bitki hastalık zararlarıyla ilgili. Çiftçimiz ilaçlama konusunda tavsiyeyi genelde ilaç satandan alıyor. Adamın amacı ilaç satmak zaten. Abi, doğru. Bir ilaçla halledilecek işi bazen 3-5 ilaç satarak bir defada yapılacak ilaçlamayı yok bir hafta arayla şu kadar şu kadar ilaçlayacaksın gibi tavsiyelerle veriyor. Amacı ilaç satmak. Ben özellikle hep söylüyorum. Gübre satandan gübre tavsiyesi, ilaç satandan ilaç tavsiyesi almayın. Bu işi uzmanına sorun. Bilenine sorun. Kavun sineğinden bahsediyor kavundaki kurtlanma. Bir ilaçla çok rahatlıkla halledilebilecek bir meseleyken 3 ilaçlamayla 4 ilaçlamayla kurtaramayan çiftçimiz var. Çünkü vakitsiz ilaç. O kurt o kadar hassastır ki kavunun kabuğunun altına girdiği anda iş biter. Yumurtanın altına konduğunu biter. Çiftçimiz bunun farkında değil. Detaylarına girmek istemiyorum. Uzun konular. Teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun. Ama şimdi burada gene Tarım Bakanlığı'na yetişiyor. O çiftçimiz neden bilgilendirme noktasında Tarım Bakanlığı'nı öne alacak duruma gelmemiş? Doğru. Neden bu itimadı sağlamamış. Yani Tarım Bakanlığı'nın şöyle 20-30 yıllık tarihine bak bakalım ne gibi tahribatlar yapılmış bakanlık eliyle. Tamam mı? Dolayısıyla vatandaş da bu tahribatları bizzat yaşamış insanlar. Biz şu anda bir rehabilitasyon çalışması yapmamız lazım. Bütün devlet kurumlarında. Ve insanlarımızın bu eskimiş, eskiden kalan bu hatıralarını silecek bir rehabilitasyon çalışmalarını yapmamız lazım. Bilgilendirme çalışmaları yapmamız lazım. Ve bir an evvel toplum olarak hepimiz
toplu olabilir, topyekün olarak birbirimize inanan toplum fertleri haline gelmemiz lazım. Devletle halk arasındaki bu ilişkinin kuvvetli bir şekilde kurulması lazım. Allah bize yardım etsin. Yani şu anda o yola girmiş gözüküyoruz. İnşallah bu yoldan yürürken yeni bir kazaya uğramayalım. Bu işi devam ettirelim inşallah. Yetiştirmek en ön planda. Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 4 yaş, 4 ay, 4 günde başlayın dediğini biz yaparsak zaten tabii bu 20 sene sonra ürününü almaya başlayacağız. Gençler güzel ahlaklı olunca bu tür şeylere tevessül etmeyecek. Evet. Ancak o zaman belki bunlar düzelmeye başlayacak. Niye? Çünkü biz de şu an haram helal ver Allah'ım günah koyup kulun yer alman diyoruz. İş bitiyor. Evet. Niye? Bakmıyoruz. Helal mi? Haram mı? Marka olsun bizim için önemli olur mu zaten? Öyle bakıyoruz. Şimdi inşallah yani bu noktayı açtık. Yani şu anda zannediyorum toplum olarak bilinçlenme noktasında karar vermiş gibi gözüküyoruz. Benim intibam yani bu helal gıda çalışmasından gördüğüm şey 30 yıl önce başladığım zamanki toplum mantalitesiyle bugünkü toplam mantalitesinde büyük bir değişim müşahede ediyorum. Ve ben kendi adıma seviniyorum. Gelişme var. Ama buna rağmen işin başındayız diyorum. İşte kardeşlerimiz hep birlikte üniversite, efendim uygulayıcı firmalarımız, satıcılarımız, toplumumuz, tüketicilerimiz hep birlikte olmamız lazım. Hep birlikte bu yaranın halledilmesi, tedavisi için elimizden gelen çalışmaları yapmamız. Kaçmak yok. Tembellik yok. Adam sencillik yok. Mecburuz. Herkes evinin önünü süpürmeyecekse, süpüremeyecekse o şehri temizleme imkanımız olmaz. Ona gayret edelim inşallah. Allah razı olsun. Çok güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. İnşallah siz de aynı duygulardasınız. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar versin Cenab-ı Hak.